Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, şehitlere, alimlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri Maide suresi 35. ayette biz müminlere seslenerek Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenuttakullâhe. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Vebtegû ileyhil vesîlete. Allah'a ulaşmak için, Allah'ı bulmak için, Allah'a yönelmek için, Allah'la irtibatı sağlayabilmek için vesileler arayın. Ve cahidû ve cihat edin. Fî sebîlihî, Allah yolunda cihad ediniz. Leallekum tuflihûn, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Evet değerli kardeşlerim, geçen gün Avrupa'dan bir kardeşimiz, Avrupa'daki bir kursa kendi çocuğunu gönderiyor Kur'an öğrensin diye. Bu kursun sahipleri rabıtayı şart koşuyorlar. O da bana rabıta hakkında soru sordu. Ben de dedim ki benim rabıta hakkında bir araştırmam yok. Daha önce de hiç araştırmadım. Ama madem öyle bir bakayım dedim. O da bana bir iki link attı. Bir şeyler söylemiş. Bu yazışıyor tabii WhatsApp üzerinden. Diyorlar ki işte Mahmud Usta Osmanoğlu'ndan İrşadül Müridin adlı kitabının bilmem kaçıncı sayfasında, o sayfayı da inşallah yazarım şimdi aklımda kalmadı. İşte mürid şeyhini düşünürken onu öyle bir hal alması lazım ki sanki mürşid Allah'la aynı olacak diyor, tövbe haşa. Yani bu kadar bir sapıklık olmaz yani. Ne demek yani, sen şeyhini düşünürken senin şeyhine olan inancın öyle olacak ki sanki senin şeyhin Allah'la aynı olacak. Tövbe haşa, tövbe haşa. Ve işte böyle genç, küçük dimağları, taze dimağları bu şekilde hurafelerle doldurarak ondan sonra Kur'an öğretiyorlar. Tabii çocuklar bir taraftan Kur'an öğrenirken bir taraftan da böyle bu şekilde hurafe, İslam dışı şeylerle yetişiyorlar. Araştırmak istedim. Tabii Kur'an'da, sünnette olmayan bir şeyin neyini araştıracaksın? Bizim delilimiz nedir? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Kur'an'a bakıyorum, rabıtayla ilgili bir şey yok. Sünnete bakıyorum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamış. Sahabenin hayatına bakıyorum, böyle bir durum söz konusu değil. Yani ne sahabeye rabıta tavsiye edilmiş, ne onlar birbirine etmişler, ne peygambere bu konuda bir soru sorulmuş. Tabiinde de yok. Tabi şimdi ben de o zaman onların delillerine baktım. Onların delillerinden birisi de bu Maide suresi 35. ayet. Bu 35. ayette ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Allah'tan korkun ve Allah'a ulaşmak için vesileler arayın. Onlar bunu gösteriyorlar. Halbuki bu ayeti celilede böyle bir mana söz konusu değil. Nasıl değil? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vesileyi bu manada almamış. Yani onların anlayacağı şekilde almamış. Sahabe almamış, alimler almamış, tabiin almamış.
bakıyoruz ayeti celileye, hani biz sürekli diyoruz ya, ayete baktığımız zaman delalet bil ibare, delalet bil işare, delalet bil iktiza diye. Onlar da zaten bu meseleyi almışlar ve diyorlar ki rabıtanın var olduğunun Kur'an'dan, sünnetten, icmadan, kıyastan deliller diye. Öyle birçok delil karmaşası ileri sürüyorlar ki, yani böyle aynı hadisi 10-15 kez tekrar tekrar gösteriyorlar. Ve bu hadiste de aynı zamanda ravilerden birisi itibar edilmeyen ve bu hadis illetli. Kendisi de bu hadisin illetli olduğunu söylediği halde bu rabıta olayını da bu hadise bağlayarak ibadet olarak kabul ediyor. Yani illetli olan bir hadise bağlantılı olarak, delil gösterilerek illetli, mevzu olan bir hadis delil alınarak ibadet yapılır mı? Yani Allah'tan korkmak lazım. Allah-u Teala ne diyor? Allah'tan korkun, Allah'a ulaşmak için vesileler arayın. Devamındaki ayetin devamında ne diyor? Bu vesilelerden birisini Allah-u Teala hemen bize orada haber veriyor. Ve cahidu, cihat edin, mücadele edin, fi sebilillahi, Allah yolunda cihat edin. Bakın Allah-u Teala açıklamış. لَاَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, umulur ki bu şekilde siz ne yapmış olursunuz? Kurtulmuş olursunuz. Kurtuluşa erenlerden olmuş olursunuz. Bakalım bu ayet-i celillerde alimler, sahabeden olanlar, raviler bu konuda ne diyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, siz Yahudilerin günaha ve isyana karşı ne kadar cüretli olduklarını ve kulu Rabbine ulaştırma vesileleri olan taatlerden ne kadar uzak olduklarını anladınız. O halde ey müminler, siz böyle olmayınız. Allah Celle Celaluhu'ya isyan etmekten sakınınız. Ona itaatte bulunmak suretiyle kendisine yaklaşmaya vesileler arayınız. Tefsirül Kebir'de geçiyor. Evet, baktığımız zaman işte burada da Tefsirül Kebir'de geçen hadiste ne anlatılıyor? Yani Allah'a ulaşmak için taat ve ibadetler planda tutuluyor. Yani kişi ne yapıyor? Gücü yettiği nispette Allah'a ibadet ediyor. Ya eyyühellezine amenuttakullaha vebtegu ileyhil vesilete. Yani ey iman edenler, Allah Celle Celaluhu'nun azabından korkun ve sizi ona yaklaştıracak ibadet ve itaati isteyin. Katede rahmetullahi aleyh şöyle der: Allah'a, Celle Celaluhu'ya itaat ve onun razı olacağı amellerle ona yaklaşmaya çalışın diyor. Bu nerede geçiyor? Saffat tefsirinde geçiyor. Bakalım başka alimler ne diyor? Bu konuda İbn-i Zeyd rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: buradaki vesilelerden maksat, onların yalvardıkları bu yaratıklar Rablerine vesile ararlar. Evet. Ayet-i kerimesinde olduğu gibi sevgidir. Vesile kendisiyle bir bayraktır ki burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konağı ve cennetteki yurdudur. Biraz önce okuduğum ayet İsra suresi 87. ayetti. Evet, demek ki İbn-i Zeyd'den gelen rivayete göre vesile neymiş değerli kardeşlerim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetteki ulaşacağı konağının ismidir vesile. Neymiş? Sahabe ne diyor? Vesile Peygamber Efendimizin cennetteki köşküdür. Siz ne diyorsunuz? Vesileyi
müridin şeyhine rabıta kurması olarak kabul ediyorsunuz. Yani bu ayetin üzerine inmiş olduğu sahabe ne anlıyor, siz ne anlıyorsunuz? Yine Müslim'in sahihinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz müezzini işittiğiniz zaman onun söylediklerini aynen siz de söyleyin. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim benim üzerime salavat getirirse Allah Celle Celaluhu ona 10 salavat getirir. Sonra benim için vesileyi isteyin. Çünkü o cennete bir konaktır ve yalnız Allah Celle Celaluhu'nun kullarından bir kulunun olacaktır. Ben o kul olmayı umut ediyorum. Benim için vesileyi isteyene şefaat ulaşır. Kainatın peygamberi insanlara ve cinlere gelmiş, insanların en şereflisi Allah Celle Celaluhu'nun kulu ve Resulü, Habibi, sevgilisi. Vesileye kendisi ulaşma umudundadır. Onun için bana dua edin derken bunlar vesileyi kendi şeyhi görüyor. Müslim'de geçiyor. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itibar ettiği hadis kaynaklarından. Molla Feneri rahmetullahi aleyh Fatiha tefsirinde vesile kelimesini açıklarken şöyle diyor. Adın cennetinde bulunan en yüksek bir makamdır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir diyor. Evet. Sahur için alarm kurmuşlardı çocuklar. O alarm çaldı. İnşallah bu Kadir gecesini biz de bu şekilde Allah kabul ederse ihya etmiş oluyoruz. Yani İslam'dan bir kelime konuşuyoruz. Allah için gayret ediyoruz. Hayata kalmaya çalışıyoruz. İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya göre vesile ihtiyaç demektir. Yani okumuş olduğum sahabeler, geçen kaynakları da söylüyorum. Evet, Müslim'in hadisinde nerede geçiyor? Buhari'de de geçiyor. Buhari ve Müslim'in sahihinde geçiyor. İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya göre vesile ihtiyaç demektir. Buna göre ayetin manası şudur. İhtiyaçlarınızı Allah Celle Celaluhu'ya yönelerek sadece Allah Celle Celaluhu'dan isteyin. Çünkü göklerin ve yerin anahtarı ve hazineleri onun elindedir. Sakın ihtiyaçlarınızı istemek için başkalarına yönelmeyin. Yani sözün bittiği yer. Daha burada 10 tane delil var. Videoyu çok yaparsam yükleyemiyorum. Bundan da ötesi var mı? Abdullah İbni Abbas. Fakih. Sahabe. En çok fıkıh bilgisi olan. Allah'la, Allah'tan başkasından istemeyin. Vesile demek, ihtiyaçlarınızı Allah'tan istemek demektir diyor. Allah'ın gayrisinde kimseden istemeyin diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Şeyhlerinizi Allah'ın yerine koyuyorsunuz, tövbe haşa. Allah'la irtibata geçeceğinize, Allah'tan isteyeceğinize şeyhlerinizden istiyorsunuz. Şeyhlerinizin sözüm ona alındaki nurları size gelecek. Ondan sonra da kalbiniz nurlanacak. Şimdi bir de bunların şöyle bir şeyi var. Mürşidin rabıtaya ehil, elhak olabilmesi için de, yani layık olabilmesi için de onun mürşidi kamil olması lazım, şartı koşuluyor. Yani bir defa şeyhlerini kesinlikle eksiksiz ve kamil olarak görüyorlar. Dolayısıyla rabıta yapılan kişiler, mürit rabıta yaptığı kişiyi kesinlikle günahsız olarak kabul etmek zorundadır. Çünkü kamil diyor. Bir özelliği de bu, istediği zaman peygamberle görüşüyor. Rüyasında zaten her gece görüyor. Gündüz de istediği an peygamberle görüşüyor.
ona sorular soruyor. Ondan gelen cevaplara göre kendi şeyine yön veriyor cemaatine. Araştırın, internete yazın, onların söylediklerini söylüyorum. Yalansa desinler ki yok böyle değil ama videolar hep böyle söylüyor. Bir defa sen mürşidi yani o şeyhini sen hatasız kabul ettiğin zaman ne oluyor? Artık o yanlış da yapsa vardır bir hikmeti diyorsun. Bu bir yönüyle böyle. Diğer tarafta baktığım zaman bu şeyhler, bu gerek Menzil olsun, gerek Mahmutçular olsun veyahut da bunlar gibi olan gruplar olsun, bu rabıtayı yapan insanlar, öteki taraftan baktığımız zaman yani adamlar zaten ehli tevhid değil ki. Adamlar partici, purtici, tağutu reddetmemiş. Tağutu reddetmediği halde kalkmışlar cehenneme giden trende cam kenarına mı oturalım, yok koridor tarafına mı oturalım derdine düşmüşler. Yani baktığın zaman tevhid ehli bir grup, bir cemaat rabıta yapmıyor. Böyle bir şeyin delili yoktur diyor. Ama bu tağutu reddetmeyen, Allah'tan isteyeceğine şeyhlerinden isteyen, şeyhlerini uçuran, kaçan, göçen, müridinin yatakta kaç sefer sağa sola döndüğünü bilen insanlar, hem bir de şöyle diyeyim yani aklıma geldi. Yani aynı anda diyelim ki bu şeyhin binlerce müridi var. Bu binlerce mürit aynı anda şeyhi düşündüğü zaman şeyh onların binine de aynı anda gözüküyormuş. Yani nasıl bir şey ki bu yani? Tövbe haşa, tövbe haşa yani. Ya senin adamın lan daha kendinden haberi yok. Belki adam gece yatağından uyumuş. Kim bilir belki ne cevizler kırıyor. Sen kalkıyorsun evde onu düşünüyorsun. O sana görünüyor. Adıyaman'dakine de görünüyor. Almanya'dakine de görünüyor. Avustralya'dakine de görünüyor. Sen böyle dersen şeyhine, ondan sonra senin şeyhin de oturur. Ya işte der ki işte ben falan tarihte evdeydim. Hiç dışarı çıkmadım. Ama hacca gidip gelen adam bana diyor ki ben seninle birlikte orada say yaptım diyor. Öteki de diyor ki ben seninle birlikte köyde kurban kestim, sen benim kurban ortağımdın diyor. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Halbuki ben evden çıkmamışım. Bir de böyle mütevazilik gösteriyor yani. Kaynaklarda bunlar var yani. Yani tabi sen şeyhi uçurursan ondan sonra yaptığı bütün sapıklıklara sen de ne yapmış olursun? İnanmak zorunda kalıyorsun. Neden? Çünkü senin şeyhin kamil olarak sen görüyorsun. Kamil ne demek? Yani eksiği, gediği yok. Yaptığı her şey İslam'a uygun. Yanlış mı yapıyor? O yanlış değil. Sen yanlış anlıyorsun. Sen anlamamışsın. Sen kafasız olduğun için, senin şeyhin tas tamam olduğu için senin yaptığın, anladığın şey yanlış. Yoksa şeyhin yaptığı doğru. Böyle bir sürü bir saçmalık yani. Kusura bakmayın. Yani delil diyorlar. Baktığın zaman delillerin hiçbirisi ona uymuyor. Böyle çekiyorlar işte en basiti bu ayet. Allah Celle Celaluhu ayetin devamında vesilenin Allah yolunda cihat olduğunu söylüyor. Bunlar ise kalkıyorlar onu ne yapıyorlar? Kendi şeyhleriyle irtibat olarak, rabıta olarak yoruyorlar. Müminlerle beraber olmayı kendi şeyhlerinin mümin saydıkları için dolayısıyla rabıta halinde şeyhiyle birlikte olduğu için, şeyhi de mümin olduğu için bununla birlikte işte müminlerle beraber olmuş oluyorlar. Ayetine delil getiriyorlar. Yani bunların yaptığı şöyle bir hikayeyle bitireceğim inşallah. İki tane arkadaş var. Sürekli birbiriyle didişiyor. Bunlar çok da alıngan. Yani bir şey söylediği zaman birisi, ötekisi hemen üzerine alınıyor. Birisi diyor ki yahu hava bulutlu sanki diyor bugün. Ötekisi diyor ki sen bana ördek diyorsun. Ya arkadaş ben sana ördek demedim ki. Ben sadece hava bulutlu dedim ya.
Yok diyor, sen bana ördek dedin. Ya yok kardeşim, ben sana ördek demedim. Sen dedin. Nasıl dedim? Diyor ki sen demedin mi ki hava bulutlu? Evet dedim. Peki hava bulutlu olunca ne olur? Yağmur yağar. Yağmur yağınca ne olur? Yerlerde su birikintisi olur, göl olur. Gölde kim oynar? Ördekler oynar. Onun için sen bana ördek dedin. Şimdi bunlar da ayeti, hadisi, icmayı, kıyası delil göstererek alakası, ilgisi olmayan meseleleri kendilerine doğru çekiyorlar ve kendi rabıtalarına delil olarak gösteriyorlar. Olan bu yani. Maalesef Kur'an'da, sünnette, icmada, kıyasta böyle bir delil yok. Delilin olabilmesi için Kur'an'da rabıtanın, bunların yaptığı şekliyle bir delilinin olması lazım. Bir. İkincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapması lazım. Ya da peygamberin yanında birisi yapacak, birileri, peygamberin sessiz kalması lazım. Ya da peygamberin söylemesi lazım. Bu da yok. Sahabenin böyle bir şey yapması lazım. Yok. Tabiinin yapması lazım. Yok. Olmayan bir şey sen nereden delil getiriyorsun? İşte böyle çekerek havanın bulutlu olmasını ördeğe getirerek kendine delil buluyorsun. Allah Celle Celaluhu hakkı hak olarak anlayıp hakka yapışmayı, batılı da batıl olarak anlayıp batıldan uzaklaşmayı bizlere nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.